bölgede aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı. Bazı köy yolları heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Görüntüler ekranlara yansıyor. Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Bölgedeki son durumu canlı bağlantıyla alacağız ama önce sel nedeniyle mahsur kalan 8 kişinin helikopterle kurtarılma anına dair görüntüleri ekrana taşıyoruz. Cumanyeri ilçesinde sağanak etkili oldu. Taşan dereler ve meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi için askeri helikopter mahsur kalan 8 kişiyi bulundukları yerden aldı. Hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter Sakarya'ya indi. Bazı sporcuların vücudunda kırıklar var. Hemen belirtelim, sağlık durumları iyi. Görüntüler Düzce'den yansıyor. Aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı diyoruz. Son durumu alacağız. Selin en büyük hasara neden olduğu ilçe Cumayeri. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu şu anda telefon hattımızda. Sayın Koloğlu, öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Son durum nedir efendim? Kurtarılma çalışmaları devam ediyor mu? Kaç köye ulaşımda halen sorun var? Bilgiler sizde. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin de bahsettiğiniz gibi öncelikli olarak askeri helikopterle 11 kişinin tahliyesi gerçekleşti. Şu an hala mahsur kalan insanlarımız var. Özellikle ilgilen meclis üyelerimiz mahsur kaldı. Onların tahliyesiyle alakalı da ikinci helikopterimiz şu anda gelmek üzere. Onların tahliyeleri de inşallah sağlanacak. Şükür ki can kaybımız yok. Maddi hasarlarımız çok. 21 tane köyümüzün yarıdan fazlasına ulaşım tamamen engellenmiş durumda. Köprülerimizde bir yıkılma yok ancak menfezlerimiz tıkandı. Özellikle su ve heyelan ulaşımı engelliyor. Şu an köylerimizin çoğuna ulaşamıyoruz. Ama aldığımız bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok. Elhamdülillah. Sayın Koloğlu, kaymakamın mahsur kaldığına dair bir bilgi elimize ulaştı ama doğru mudur, teyit eder misiniz? Doğru değil. Şu an zaten biz şu an kaymakamlık binasındayız. Sayın Valim, afet ekipleri, Kaymakam Bey hepimiz bir aradayız. Beraberiz şu anda. Herhangi bir öyle bir durum söz konusu değil. Kaybımız yok. Herhangi bir kaybımız yok. Peki. Şu anda Düzce'nin önemli bir adres olduğunu da biliyoruz. Üretimde can kaybı olmadığı iyi haberini sizden aldıktan sonra ekim alanları nasıl etkilendi? Bu süreçte tam yaz mevsiminde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Açıkçası tarım alanlarıyla alakalı net bilgileri henüz alamadık. Ancak aldığımız bilgilere göre ciddi bir zarar tarım alanlarında da görünüyor. Biliyorsunuz bölgemiz özellikle fındık bölgesi. Fındıklarda bir zarar görünüyor. Ancak bizim en önemli özelliğimiz rafting bölgesi olmamız. Mesela en önemli rafting tesislerimizden bir tanesi tamamen heba olmuş durumda. Ancak mal kaybını çok önemsemiyoruz. Elhamdülillah can kaybımız yok en azından. Mal bir şekilde telafi edilir. Tarımla alakalı da çalışmalar, ilçe tarım ekipleri şu anda burada. Zannediyorum yağmurlar bittiğinde bu çalışmaları da yapacaklar. Gelişmeler ama bir tarımda bir kayıp söz konusu. Ama bunun miktarı ne kadardır onu henüz kestiremiyoruz. Düzce'de su baskını ve heyelan sonrasında bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.